Bu dersimizde Türk edebiyatının, Türk şiirinin en çok konuşulan, tartışılan ismi olan Abdülhak Hamit Tarhan'dan bahsedeceğiz. Sanatçımız 1852-1937 yılları arasında yaşamıştır. 1852 doğum tarihine bakarsak, sanatçımızın 2. Tanzimat döneminde eserler verdiğini tahmin etmek çok da zor değildir. Biliyorsunuz 2. dönem Tanzimat 1876 yılında başlamıştır. Ve sanatçımızın yine Fecr-i Ati, Servet-i Fünun, milli edebiyat ve tabii ki Cumhuriyet dönemi yıllarında da eser verdiğini tahmin etmek yine çok zor değil. Bu anlamda Abdülhak Hamit Tarhan'ın 2. dönem Tanzimat'la başlayan süreçte Batı edebiyatı, Türk edebiyatının Batı edebiyatı kolunda yer alan bütün dönemleri gördüğünü, şahit olduğunu söylemek mümkündür. Sanatçımız İstanbul'da dünyaya gelmiş, mahalle mektebinde okumuş, Hisar Rüşdiyesi'nde okuduktan sonra babasının Tahran elçiliği görevi nedeniyle İran'a gitmiştir. 1874'te yani 22 yaşındayken Fatma Hanım'la evlenmiştir. Eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine Türk şiirinin, Türk edebiyatının en önemli, en bilinen şiirlerinden birisi olan Makber'i yazmıştır. Birazdan bu Makber ile ilgili bir takım açıklamalarımız olacak. Sanatçımız Türk edebiyatında şairi azam olarak bilinmekte. Azam yani en büyük, en yüce şair, en kudretli şair olarak bilinmektedir. Şair-i azam Abdülhak Hamit Tarhan. Şair-i azam olan Abdülhak Hamit Tarhan'ın 2. kuşak tanzimatçı olduğunu söyledik ve yol gösterici bir şair olduğunu vurgulamamız gerekiyor. İlk şiir kitabı olan Sahra'nın bir özelliği var. Bu Türk edebiyatındaki en önemli pastoral şiir örneğidir. İlk ve en önemli pastoral şiir örneği. Bundan sonra daha sonraki şairleri etkilemiş ve pastoral şiirin örneklerinin verilmesini sağlamıştır sanatçımız. Sanatçımız tabii ki 2. dönem tanzimatına hakkını vermiştir. Biliyorsunuz 1. dönem tanzimatçılar toplum için sanat anlayışındayken 2. dönem tanzimatçılar sanat için sanat, yani bireysel sanat gerçekleştirmişlerdir. Bu yüzden de şairimiz şiirlerinde bireysel temalara yönelmiştir. Makber isimli şiirinde de az önce bahsettiğimiz Fatma Hanım, eşi Fatma Hanım'ın ölümü üzerine yazdığı Makber isimli şiirde de şairimizin bireyselliğini görmekteyiz. Bu şiirde eşine olan sevgisini dile getirmiştir Abdülhak Hamit Tarhan. Adeta basit ifadelerle söylersek, topraktan sen kalk, o toprağa ben yatayım, yeter ki sen yaşamaya devam et, benim yaşamamın anlamı yok artık tarzında sözler yer almaktadır. Fakat Abdülhak Hamit Tarhan bu şiiriyle eşine olan sevgisini dile getirdiği gibi eşinin ölümünün üzerinden 40 gün geçer geçmez bir başka evlilik gerçekleştirmiştir Abdülhak Hamit Tarhan. Bu da tabii dikkat çekici bir ayrıntıdır. Romantik bir yaklaşımı var sanatçımızın şiirlerinde. Tabii onu önemli kılan başka bir şey de metafizik temaları ele almasıdır. Özellikle ölüm ve hayat arasında gidip gelen tezatlıkları işlemesi, karşıtlıkları ele alması dikkat çekicidir. Korkulu bir ölüm, ölümle güzelliklerin sona ermesi gibi temalar dikkat çekicidir bu anlamda. Divan şiirini fiilen bitiren isim olarak karşımıza çıkmakta Abdülhak Hamit Tarhan. Kalıpları, biçimsel yapısını kırmıştır ve bu anlamda büyük bir yeniliğe imza atmıştır. Şiiri nesre yaklaştırmıştır, bu anlamda serbestleştirmiştir. Daha sonra kendisinden sonra gelecek olan Tevfik Fikret'e yani belki de Mehmet Akif Ersoy'a yol açmıştır bir nevi. Şiir dili ağırdır, bu yüzden çok eleştirilmiştir. Özensizdir, yine eleştirildiği bir diğer konudur. Şiirlerinden bazılarını söylersek eğer en ünlülerini, az önce pastoral şiir örneği Türk Edebiyatı'ndaki ilk örnek Sahra'yı söyledik. Divaneliklerim veya Belde, Makber, Ölü, Hacle, Garam, Bir Sefilenin Hasbihali, Validem, İlham-ı Vatan, Tayflar Geçidi, onun en ünlü şiirleri arasında yer almaktadır. Bu anlamda zaman zaman testlerde bu şiir isimlerinin geçtiğini söylemek mümkün. Tiyatro alanında verdiği eserlere bakarsak, başlangıçta ilk tiyatrolarında komedi tarzını denediğini, konularını günlük hayattan aldığını görmekteyiz. Fakat daha sonra siyasi, toplumsal bazı konulara yönelmiş, fakat bunları doğrudan vermek yerine üstü kapalı bir şekilde bu mesajları vermeyi tercih etmiştir. Başlangıçta ilk tiyatrolarını nesirle kaleme alan yazarımız, daha sonra zaman zaman araya manzum parçalar sıkıştırmış veya bir sonraki eserlerinde, ilerleyen eserlerinde tamamen manzum olarak ele almıştır. Araya manzum yani şiir parçaları sıkıştırdığı ilk eser Duhteri Hindu isimli tiyatro eseridir. Abdülhak Hamit Tarhan'ın tiyatroları genellikle romantik dram tarzındadır. Yani duygusal bir hüzün hakim olan, duygusallık ve hüzün hakim olan tiyatro eserleridir bunlar. Ve sanatçımızın özellikle tiyatro ile ilgili vurgulamak istediğimiz hususu şudur ki, oynanmak için değil de okunmak için yazmıştır. Yani sahne tekniği zayıftır sanatçımızın bu anlamda. Okunmasını tercih etmiştir sahnelenmesindense. Mensur oyunları yani düz yazı alanında Macerayı Aşk, Sabr u Sebat, İçli Kız. Manzum yani şiir alanında aruz ölçüsüyle yazdığı tiyatro eserleri Eşber, Sardanapal, Nazife, Tezer, Yabancı Dostlar, İlhan, Turhan, Tayflar Geçidi, Ruhlar. Hece ölçüsüyle yazılan manzum oyunları Nesteren, Liberte, Cünun-ı Aşk, Hakan. Nazım Nesir karışık olarak sunduğu oyunlar Duhteri Hindu ilki olduğunu söylemiştik. Zeynep, Tarık, Finten, İbn-i Musa, Yadigâr-ı Harp. Bunlar sanatçımızın çok fazla tiyatro eseri verdiğini göstermekte. Yaklaşık 25 tiyatro eserinden bahsediyoruz burada. Bu anlamda en verimli isimlerden birisi, fakat sahneleme tekniği zayıf olduğu, sadece okunması için yazdığı için tiyatro sahnelerinde görmemekteyiz bu oyunları ne yazık ki. Beni dinlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.